Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kulaklarınızı açıp çok iyi dinleyin. Bu YouTube platformunda belki de milyar tane video vardır ama PES 2019'da ilk defa yapılan bir şey yapacağız. Konuğum var PES yani kanalından, Yasin. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ekranda bir oynama yapabilir misin? Tabii kardeşim. Şu an şöyle ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Benim iki elimi de görüyorsunuz şu anda. Yasin benim hesabımdan, benim MyClub takımımdan maç yapacak. Yalnız yenilirsem var ya, bak yenilirsem var ya. Şu anda beni, bak zaten görüyorsunuz işte PES Türkiye'yi. Benim takımımla, bu arada 10 tane parmağım var, gösterdiğim iyi oldu. Kendisi oynayacak, bakalım. Bu arada 3 stoper bir sol bek yapmışsın. Biraz inceleyip sık dokuyorum, hani gözünden kaçmasın, yenilmesini istemiyorum çünkü. Kesinlikle. Benim adıma maç yapacak, bakalım kazanacak mı kazanmayacak mı? Bu arada maç içerisinde tabii ki de takımımı yorumlayacaksındır diye düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle kadron çok güzel gerçekten. Yani bütün yıldızlar kalması, hangisini ilk 11 alayım, hangisini sonradan oyun alayım. Gerçekten çok ikilemde kaldım. Yani bu arada Yasin, benim ekranım senin ekranı sayılır. Ne oldu bu şimdi? Nasıl oldu? Ne oldu bu? Nasıl yani, anlamadım. Ya bu golü yedin. Yani sende şu an ekran hazırlık mı şeyinde falan mı? Tabi ben sıkıntı yok. Şu an hani nasıl yani derken, ben de zaten olayı geçirmek adına nasıl bir işlem yapıyorum. Orada anlaşıldığını bilmiyorum. Hamşik. Evet, korner. Hamşik'i tutmayalım da. Gözünü seveyim. Hafif heyecan da var ama şimdi 279 puanla rakibi. Tabii rakibi küçümsemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bu arada şunu ama söyleyeceğim. Şimdi o tüpü kornerde doldurduğunda aklıma geldi. Çok iyi korner taktikleri buldum. Onun videosunu da yakın sürede kanala atacağım. Bu tarz bilgilendirme videolarına anında haberdar olmak için bildirimleri lütfen açın arkadaşlar. Yasin'in kanalında linkini aşağı atacağım. Yasin bu arada rezalet oynuyor benim kadromla diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınız ne? Lütfen bana yazın. Griezmann'la atamıyor orada. Yani Griezmann'la ben gözü kapalı vuruyorum. Şu anda biliyorsun bu işlemi ilk defa insanlar görüyordur nasıl yapıldığına dair. Hani böyle canciğer arkadaşlar böyle challenge'lar yapmak isterse yakın zamanda bunun da videosunu çekip nasıl yapıldığına dair insanlar merak ediyordur gerçekten. 300 like'a gösteririz kanka. Bence like'a. Bu az olur biliyor musun? Ben gerçekten az olur. Ben yine de ikinci golü yedikten sonra sana söyleyeyim. 300 like yeter bana. Peki o zaman. Sen ayağımız alışsın. Seni anlayabiliyorum çünkü orada sol altta at yallağın ipiyle oynamak, onu temsil etmek kolay değil. Çünkü bir kere konu uzun. Daha da burada açıklayabilirdim bu olayı ama. Yok hani şunu demek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımızı bu heyecanlandırabilir. Ya böyle bir şey gerçekten var mı, bu oynayabiliyor muyuz? Hiç kasmıyor arkadaşlar. Kendi ekranınızda oynuyorsunuz gibi oynuyorsunuz. Abi zaten bunun yani sizin bağlantıyı görüyor orada, ellerimi görüyor. İnandırmak için ellerimi bir yere falan mı sokmam gerekiyor yani arkadaşlar? Yani ben oynamıyorum şu anda ve at yallağın iki görüyorsunuz işte. Bu arada bir sessizlik. Aynen yani. Bir dakika, kontrolü yine ben alabiliyor muyum? Biliyor muyum onu bir bakalım yoksa. Yani bu noktada da şimdi beni de harcamayalım. Şimdi biraz heyecanlı da göz önünde bulunduralım yani, baksana. Ve şöyle de bir şey var. Bu yıldızlarla ilk defa bir maça çıkıyorum yani. Benim takımım da bu kadar kaliteli değil. Uyum süreci vesaire kolay uyum değil. Uyum süreci tabii ki yani. Bunları dikkate alalım. Bileyim çünkü de. Bu arada Neymar çok güzel bir bakmadan pas verdi. Orta. Ama olmadı. Ya şu üzerinizdeki ölü toprağını atmamız lazım. Geliyor. Geliyor. Ah olmadı. Hamsik burada eğer yaparsa
bir şeyler hamsik yapacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Sanki oyuncular yine seninle bir sıkıntılı gibi duruyor ama hamsik kanat falan nasıl oynuyor. Bir bakabilir misin ona? Tabii. Şu lanet olası tamam. Şeye bak Yasin. Allah'ım bu nedir Serdar? Şey yap, yuvarlığa bas, şunu bire getir, lanet olası. Abi ya, yani lütfen arkadaşlar. Bunu bile bile yaptı arkadaşlar. Bunu gerçekten bile bile yaptı. Temizliğim, saflığım ortaya çıkmış oldu. Bu Serdar'ın bana hazırladığı bir komplo benim rezilim kanalımı. Bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten bütün her şeyini o ayarladı. Ama kabahatli nasıl ben oldum çok enteresan geliyor bana. Abi takım ruhu 63 gördün mü? Ya ama takım ruhu 63. Bak adam ve top yapıyor geride. Tek forvet Salah arkası darmadan değişik bir durum söz konusu. Nerede fark ettim biliyor musun? İki keredir hamsik kanatta top alıyor. Yani hiç dikkatimi çekmedi. Ortada heyecanla bir hamsiklik bir durum var dedim yani hani. Bu ne peyriz, bu ne hamsik dedim ama olmadı, bu da olmadı. İkinci yarıda 2'den 1 bu maçın garantisini veriyoruz arkadaşlar. Ha sen comeback yapmaya çalışıyor. Geri dönüş yapacaksın sen. Hani söylemek istemedim ama madem öyle sen şimdi hepten beni vurdun gibi kendimi temize çıkarayım. Şu an hakikaten o kadar rahatım ki arkadaşlar. Bir de hani benim kol da yıpranmıyor ya, o oynuyor. Hani kazanırsa kaybederse o belirliyor falan böyle. Keyifli oluyormuş ya. Ama bu Cekom gitti ya Serdar bu taktik sebebi yüzünden biliyorsun bir önceki videomda. Attım. Kardeşim benim nelerim gidecek şu an bu maçı kaybedersem bir onu düşünsene. Ama evet, sen bakalım ne yapacaksın benim kadromla ona bakacağız ama lanet olası Klopp maalesef seni de şu an var yani ya. Yani resmen şey konusu olduk ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Adam sana kaydı ama benim kol titredi. Mbappe. Allah'ım. Mbappe. Bu arada daha çok da sinirleniyorum biliyorsun bu tarz böyle insanlar geliyor. İşte topu çevirme, hareket yapma evet vesaire bol seviyor. Biz böyle bir şey yapmıyoruz ama bizi de kızdırırlarsa gereğini yaparız yani. Şimdi tabii büyük de konuşmaya başladım. Bakalım bu maçın sonu. Hakikaten gerçekten çok merak etmiyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Neymar formayı çıkar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. Bilerek yapıyorsun bunu ya. Kesinlikle bilerek yapıyorsun. Şaka yap gel saçmalama olur mu öyle şey? Yani şu an kariyerim söz konusu benim ya. Neden şu an gerçekten şoktayım ya. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bunları kaçırmayacağını biliyorum normalde. Kadroyu bilerek oradan değiştirdi. Takım gücünü 60'a çekti. Bilerek mi? Yani bir komple seziyor musunuz, sezmiyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Tarz şeylere çok gerilir. Bu arada adam yerden kaldırmıyor Yasin. Hamsik. Bir hamsike yaramadı. Hamsik orta ve top. Yes! Şey, forma çıkar, forma çıkar. Çıkarmadı. Geç kaldım. Bak, bilerek, geç kaldım. Bunların hepsini bilerek yapıyor. Forma çıkar dedim, hep çıkarır, çıkarmadı. Salah, Salah, Salah. Bak. Ah, oh, öne çıkacağını Salah, Salah oraya çektin topu ya. Ah. Ama şimdi oyuna Lozano girecek. Bakalım tutacak mı? Yoksa biz tutacağız zaten. Bunu da severek yaptım bir taktik. Her çoğu zaman da işe yarar gerçekten. Mesela hamşikle arkadaş atıracağız. Orada kim olacak onu göreceğiz. Bu arada olacak. Ve ah. Barrios. Olmadı. Eyvah. Neymar. Onda direkt da Neymar sayıyorum var. Bir de sen çıkardın. Onda ama Neymar hala oyunda. Mbappe. Bakamıyorum arkadaşlar. Messi, Lionel. Hakikaten canavar gibi oynuyor, canavar. Hamsik. Aman Lozano. Abi ya, böyle bir şey.
Gidiyor puanlar. Bir şeyler dene artık Yasin. Şu kornerde bir şeyler dene. Geldi geldi. Orta. Vur ona. Allah. Mbappe. Nasıl yani, kaçar o? O Neymar'ın kaçırdığı o meşhur pozisyon. Hani videoyu sonlandırdı. Ve şu net çok net pozisyonlardı. Sen istediğin gibi konuşabilirsin. Ben sonlandırdım cidden orada. benim için orada bir video bitti yani. Lozano. 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 Çok amatörce bir hata. Bu arada arkadaşlar Lozano top kaybetmez normalde. Kullananda bir sıkıntı ama var. Ama aslında oynadığı için kaybediyor. Lionel. Ah be yavrum. Aa. Dakika 83. Bellerin ama ben gerçekten Yasin böyle oynadığım futbolu ben asıl bellerin. Çünkü böyle bir şey yok. Klasmanda seriler ya. Yapan adam. Abi şimdi Ersun Yanal'da takımın başına geldi. İlk maçta takımı tanımıyor. 1-1 beraber 2-2 beraber bir maç. Biliyorsun skoru verdik sen ya beraber. Büyük ihtimal bu maçtan sonra ben de seni tanımayacağım. Gerçekten birçok kişi tanımayacak birbirini gibi geliyor bana. Düşünsene sözleşmene son veriyoruz ya falan demiş. Aman Allah'ım. Allah! Roberto Carlos. 1 milyon izleteceğim bu videoyu Yasin. Bak 1 milyon izleteceğim göreceksin sen. Rezillik. Aman Allah'ım Roberto Carlos. Gitti puancıklar. Yemin ediyorum. Gitti gururumuz. Yemin ediyorum. Ve yani Bonucci'nin de çıkacağı kadar. Maçın son düdüğü. Belledi bizi, belledi. Serdar bu videoyu atmayalım. Hiç kurtuluşum yok. Yeniden yapalım, bir şans daha var bana. Bak takımı tanımıyordum ilk maçta. Bundan sonra bu takımı asla 50 bile süremezsin kardeşim. Aman Allah'ım. Bu arada evet, üstüne olan taraftan. Abi istatistikler ortada ya. Ama yani tabii ki hiçbir bahane değil. Arkadaşlar için şakası şöyle söyleyeyim. Gerçekten hiç oyun kasmadı. Hiçbir duraksama yok. Kendi ekranımda oynuyor gibiyim. Hani yakın arkadaşlarınıza böyle bir şey yapabilirsiniz. Serdar bununla ilgili bir video hazırlayacak. Bu işlerin nasıl olduğuna dair. İşin şakası tabii ki kaybettik. Bunun şey yok. Kendi hesabımda da yeri geliyor. Kaybediyorsunuz. Momentum'u aradık. Bir şey söyleyeceğim. Hiç gerçekten bu puanla bir kişiye kaybettin mi? Kaybettim. Kaybettim. Bu maç değil mi? Bir ilki yaşadık değil mi şu anda? Ciddi anlamda kaybettim. Hatta nasıl kaybettim? Şöyle. Tabii ki asla ölçü değil. Bütün böyle takımımı değiştirmiştim. Böyle rakip kolay olacağını düşünüp sözleşmesi bitmesinde iyi oyuncuları arka planda bıraktım. Sonra ben ikinci yarı oyunu aldım ama yine kurtaramadım. Olabiliyor. Kaybedebiliyorsunuz. Yeri geliyor. Dünya üçüncüsünü, beşincisini yeniyorsunuz rahat. Yeri geliyor. Tabii arkadaşımıza saygı verelim. İyi top oynatsın. Hakkını verelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz farklı içeriklerle bizleri tekrardan böyle sahnelerde baya böyle sanatçıymışım gibi davrandım kendime. Değil mi? Böyle içerikler üreterek görmek istiyorsanız abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Yasin'in kanalında, Pesyani kanalında açıklama kısmına linkini bırakacağım. Abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.